Kim geliyor? Pamuk ve Tarık geliyor. Nasılsın? Pamuk ve Tarık'ı davet ediyoruz stüdyoya. Yine bir şeyler olmuş. Dün yayından sonra mı biraz sonra ekrana gelecek olan? Şimdi yayından sonra Pamuk ve Tarık baş başa konuşmak istemişler. Sonra Remziye teyze gelmiş. Evet Esra abla. Biraz ortalık karışmış. O anlar ekrana geliyor. Tamam ben nasıl zaten... konuşuruz hanımefendi, size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Hanımefendi size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Aa. Ya zaten yok, burada şeydim ya. Bir daha aynı karaya girersen ben çıkmıyorum. Artık yeter. Seni bir daha uyarmıyorum. Tamam. Benim de annem var. Sen anneye gideceksin o zaman. Tamam mı? Tamam. Sen haddini bileceksin. Sen... Bir kadınla bu şekilde konuşamazsın. Bir kadınla bu şekilde konuşamazsın. Ya karşısındaki 55 yaşında insan, bunun terbiyesi mi var ya? Gördüğün muameleye bak. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya sen evleneceksin ya. Evleneceğim bir kız var ortada. Evleneceğim, yüzük takmışsın ya. Bunu ilerse nikah. Ben baba nasıl götüreyim şimdi bu insanları? Aylık kültürlerimiz ayrı. Anlaşma kültürlerimiz ayrı. Seviyorum, aşığım olmuyor. Evet ona karşı bir duygum vardı. Hala da devam ediyor. Bitecek eminim. Şu an kendimi yıpratıyorum. El kızı dedikten sonra zaten bende bitti. Ben el kızı lafını hak edecek ona hiçbir şey yapmadım. Ve bu dakikadan sonra niçin böyle şeyleri, ben her şey tamam dediğim için mi? Eski nişanlısına buraya gelmeden önce yüzük takılmış. Aynı ilgi, aynı şekilde bana nasıl ilgi işte yatlarda, katlarda, yemekler, onlar, bunlar, her yerde ilgiler bir onda. Ben zaten ne oluyor dedim ya. Bir dur, bir tanıyayım, ben daha Tarık tanıyamadım ki. Tarık nasıl bir insan? Altınlardan, yatlardan, katlardan bana fırsat vermedi ki Tarık'la görüşmeme. Maddiyatla, onunla, bununla, herkes para kazanıyor efendim. Herkesin yani cebinde parası var. Tek bizde, tek onlarda yok ki. Her şeyi parayla da gördüğünüz gibi, yani gözüm boyamakla da olduğunuz gibi olmuyor. Tamam ama benim anlamadım, yangıldan mal mı kaçırıyoruz biz? Babam zaten layık görseydi, buyurun gelin efendim diye evimize ağırlardık her türlü. Yani tam aramız bir şey oluyor, tak bağlanıyor işte altınlar. Tak işte yatlara gönderiyor, tak yemeğe gönderiyor. Ya efendim tamam, niye bu kadar hızlı, yangından mal mı kaçırıyoruz? Babam hepsine aynısını söylüyor. Ama ben ailemi karşıma alamam. Bunu artık anlasınlar. Benim için abi her şey tamamen Pamuk Hanım'ın anlayıp dinlemeden, çıkışta hiçbir şekilde annemin ya da benim suratıma bakmadan stüdyodan çıkıp gitmesi ve aynı zamanda hafta sonu eve gider gitmez kendini buna hazırlayıp da bütün fotoğrafları o Instagram'dan silmesi, sosyal medyadan silmesi ve herkese resmi olarak benim Tarık denilen şahısla ilişkim bitmiştir diye açıklama yapması tamamen benim kafamda da Pamuk Hanım'ı tam anlamıyla bitirdi. Zaten ben ailemin kesinlikle üzülmesini, yıpranmasını istemediğim bir ilişki yaşamak istiyordum. Fakat o kadın buraya geldiğinden beri en az 4-5 sefer Pamuk Hanım yüzünden ağladı. Bugün de olduğu gibi. Yani o kadın bugün burada, hiç kimse, hiçbir şahıs o kadına bu kadar ağlatamaz. Kesinlikle artık sevgi namına hiçbir şey yok içimde. Remziye Hanım, bu gözyaşlarınız neden? Neden? Çok üzdüler, çok üzüldüm. Ben ne yaptım ki? Ben anne dedim, anneciğim dedim, bir de anneciğim çıktı ağzıma. Sen beni gördün orada da. Böyle ikili oynanırım, ben şoktayım, şoktayım. Hanımefendi dışarı çıkar mısın? Burası senin babanın malı mı tapılı? Ne biçim şey bu böyle? Ben bunları hak etmemiştim. Pamuk'un yaptığı, bilmiyorum, programda başka yüzünü gösteriyor, burada başka yüzünü gösteriyor. En çok kırıldığınız nokta ne oldu? Kırıldığım nokta, yani doğruları söylemediği, bir de bana emirli konuşması. Aslında anneciğim diye kelimeyi konuşmuyor. Ama programa girince anneciğim diye ben konuşuyorum diyor. Peki sizce daha dün birbirinizle çok yakınken... Yakın. Bu raddeye nasıl geldi? Evet, yakınken hep ben bu çabayı vermiştim. Aslında ben ilk yemek çekimine gittiğimizde bunun şeyini vermiştim. İyi ki de gelmişim. Evlenecek bir kişi olmadığını gördüm ben.
evlenecek kişi olmadığını gördüm. Peki oğlunuzu eleştirirseniz? Oğlumu eleştirsem onun da sinirli yapısı var. Ama sevdiği insana çok değer verir. Barışsalar onay veriyor musunuz? Ben barışmalarını istemiyorum. Yok. Böyle tarzda eşimin yanında da konuşursa bu sefer bizim yuvamızda sallantı olur. Hayır. Gül Şafak geldi direkt bana sarıldı. O da dedi ya siz çekilir misiniz? Biz şu odada konuşacağız. Ya, bir konuşma şeyi vardır. Üslubu vardır. Ben istemiyorum. Asla ama asla istemiyorum. Asla. Şimdi Esra abla izninizle Pamuk Hanım konuşsun. Ben de son noktayı koyacağım. Konuşacak bir şey yok. Buyurun. Evet, ne oldu? Dinliyorum. Beni kimse tehdit ederek konuşamaz Esra abla. Yok. Sen bir... Ben Pamuk Hanım, evet. Sen bittin, sen bittin de nasıl bir tehdittir dinliyorum, bu? Dinliyorum Pamuk Hanım. Hayır konuşun, olayı haddini sadece anlatın. Tehdit edemezsin beni. Tamam. Okey. Yok ben sadece haddini bileceksin. Bildiklerimi söyleyeceğim diyorum. Bir kimse tehdit ederek konuşamaz Esra abla. Bak bildiklerimi söyleyeceğim diyorum. Sen ikincisi ne diyebilir? Esra abla bir şey söyleyeceğim. Ne diyebilirsin? Bilmiyorum ya bir şeyim sen bittin bunları söylemeyecektin. Bunları yapmayacaktın. Ben öyle bir şey demedim. Yani burada yalan söyleme. Buna herkes görüyor. Programı katamadan önce bir kıza da yüzük taktı. Bana da yüzük taktılar. Ben dedim ki zaten kafamda soru işaretleri. Önce eski nişanlım. Bu seni ne ilgilendir? Eski nişanlım değil. Tamam olabilir. Sevgililer gününde alınmış bir hediyeydi. Hayır yüzük takılma vardı. Ya Esra abla, hayır yüzük takılma vardı, tamam. Taktınız. Pamuk Hanım buraya gelmeden size de evlenme teklifi edilip yüzük takıldı mı? Hayır takılmadı, takılmadı. Yüzük takılmadı. Bunu dışarıda Nişantaşı'nda gezerken Serhat da buraya gelebilir, söyledin mi? Nasıl? Nişantaşı'nda bana da evlenme teklifi etti, çok zengin bir insandı, 3 yıl boyunca. Hayır söylemedim. Söylemedin. Evet. Benim 3 yıllık zaten sevgilim vardı burada. Tebrik ediyorum. Tamam bir dakika. Serhat da gelebilir bunu söyleyelim. Tamam Serhat da gelsin. Sen dedin ya çok büyük bir çok ucuz oyunlar. Bir yüzük. Çok evet çok ucuz oyunlar. 3 yıl boyunca çıkmıştı. Ve gerçekten yüzük hediye etti. Evlenme teklifi aldım diye. Serhat Bey de burada. Serhat Bey de söyleyebilir. Ne zaman söyledi? Aynısını o yaşadıysa benim de bunu burada dile getirmesi o kadar vahim bir durum ki. Hayır, bana söyledi. O an hatta 4 kişiydik. Serhat da oradaydı. Serhat Bey de gelip bunu söyleyebilir. Sen beni arabana aldığın gün işte o insanla ben tartışmıştım, kavga etmiştim. O olaylar olmuştu. Sen programdayken, 4 sene önceki şeyden. 4 sene önceki ilişkini. 4 seneki önceki ilişkini. Evet yani bir şey söyleyeyim. 4 yıl öncenize girersen o vallahi billahi ya. Yani Esra abla burada bunu dile getir. Onun eski nişanlısından bahsediyoruz. Evet bahsediyor da kendisi de buraya dövme işte yaptırmış. Koskoca, koskoca bir yüzük. Dövmeyi yok göster. Buradaydı kapattırdım. Tamam ama yaptırdın mı? Yaptırdım bundan sana ne? Sana ne? Yani anladın? Bir şey söyleyeceğim. İşte yaptırabilir. Benim 3 yıllık eski sevgilim çok zengindi. Bana işte koskocaman taşlı bir yüzük bir şey aldı. Yok, sana... Vesaire vesaire. Ya, gerçekten Pamukçum. Bunların hepsini. Bir şey söyleyeceğim. Sen onun eski sevgilisinin dövmesi olduğunu niye söylüyorsun? Ya niye söylüyorsun? Kapatmış ha? Bitmiş. Ne var burada? Esra'nın... Çok kötü bir şey mi yapmışım? Remziye teyzeciğim. Teyzem. Daha da evet çok ucuz şeylerle geliyorsun diyor. Niye onu dün açıklamasını yaptın? Sen i̇şte nasıl geldin madem? Ya başka sığınacak hiçbir şey yok. Ya ben sizi zaten aradım zaten böyle bir durum şey var yok. Mı diye. Hiçbir şey yok. Ama yani ben ne dedim ben... sana? Biz bundan bilinçli değiliz. Ben hiç kızı tanımadım hayatımda dedim. İşte anneciğim ama seni söylemem ama bile sen yetmiyor. Dün... Yani şimdi o kafasında bir şey planlıyor. Başka çünkü savunabilecek bir şey yok. Sordun. Yok bir hafta önce. Bir hafta önce. Biz daha Tarık'la yeniyken. Esra ablacığım şunu bana da belirteyim. Bana söyledi ben böyle kızım bir şey yok dedim. Evet, İstersen ispatlayabilirsin dedim. Eski nişanlım değil. Sadece ve sevgililer gününde onun sevdiği bir yüzüğü hediye almıştım. Bu zaten programa gelmeden 5 ay önce olan bir şey. Pamuk Hanım'ı değil kimseyi ilgilendirmez. Ben erkek adamım 31 yaşındayım. Tabii ki de ciddi bir ilişkim olacak. O da kadın olacak. Gibi kadın tabii yani. Ki de hediye herkesin alabileceğim. Hayatı. Yani bunu burada dile getirmesi o kadar vahim bir durum ki. Ve ben bunun aynısını dile getirdiğimde Allah yukarıda şahidim Ramazan günü yemin ediyorum ki bana bunu söyledi ve şu an yalanlıyor. Ben gerçekten kendisinden korktum. Tebrik yalanlamadım. Ediyorum. Niye? Yok. Yani niye sen aldın, oynamaya takıyorsun yüzük ya? Aldın, yüzük ya aldın. Ya benim karşımda öyle de oynama bak bunları yapma. Sen yapıyorsun sevmiyorum şu an. Sevmiyorum bunları. Pamuk niye bunları deliriyorsun? Bunları sevmiyorum. Niye deliriyorsun? Sevmiyorum. Evet, evet. Sen vallahi var gerçekten sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Evet, Allah söyle. Kurtarmış diyorum sadece. Evet.
Şunu da belirteyim okay, Esra abla. Dün yani bir adım ileri gidemediniz, geri geri mi sardınız? Yok yok, kesinlikle Pamuk Hanım'la artık öyle bir şey olamaz. Kesinlikle Allah kurtardı. Yani gözümün içine baka baka burada yalan söylüyor. Allah yukarıda şahit. Allah hepsini biliyor, görüyor. Yani nesini görüyor. Yalan söyleyeceğim? Yalana mı ihtiyacım arkadaşım, var benim? Arkadaşım bunları ben uyduruyor muyum ya? Uyduruyor muyum? Sen söyledin bunları ya, bana ya. Ya ben taliplerimi arayayım ya. Vallahi sıkıldım artık ya. İşine gelmeyince taliplerimi arayayım. Çok sıkıldım. Çünkü klasik Pamuk Esra abla. Laf yetiştiremeyince ve evet, doğrular açığa çıkınca taliplerimi arayayım. Ben o zaman ben yorum yapmıyorum. Niye arkadaşım? Niye sen söylüyorsun? Tamam istemiyorum. Yanlış demiyorsun. Anladın mı? Yanlış demiyor musun? Ya sen yani herkes ne olduğunu biliyor, sen merak etme. Ya neyin ne olduğunu biliyor ya, Allah'ım ya. Merak etme neyin ne olduğunu ya, biliyor. Ya neyin ne olduğunu artı biliyor. Esra... Muhatap olmak istemiyorum. Annem odaya geldi, dedi ki beni dedi sen aramışsın dedi. Ya bir şey dedi. De yapmıyorum, yapsam keşke Esra abla, bak ya yapsam bu kadar dert etmeyeceğim ya. Ya sen hiç Allah korkundan yok, lütfen gözünü seveyim ya. Of of. Yani burada gerçekten Pamuk Prenses rolleri işe yaramıyor. Ya ama. Anladın? Ya ben oralarda değilim, ben o rollerde de değilim, sen anlamışım. Tamam, burada bir tek tamam. Rol oynayan sensin ya. Ağlama, ağlama, sensin. Ağlama. Sensin, ağlama, burada numara yapan anladım. Sensin, dışarıda ağlama. Farklı olan sensin. Ağlama. Burada numara yapan sensin, ben numara yapmıyorum. Başka neresi niye farklı? Bir şey söyleyemiyorsun? Allah Allah. Başka niye bir şey söyleyemiyorsun? İki kelimeden dışarı çıkamıyorsun. Çıkamıyorum evet. Çıkamıyorsun işte. Çıkmak da istemiyorum. Neresi farklı? Allah Allah. Nerede oyun oynadı onu ya, söyler misin? Ya tamam canım, gerçekten ben çok sinir olmaya başladım. Yani dün... Ben... insana sen çık şuradan işte sen ya bu arada... çık şuradan demedim Esra. Öyle durma. Söyledin. Öyle söyledin. Sen ay yemin ederim sen... kafayı yiyeceğim. Bu saatten sonra evet. Ben sana evet. İşte açıklama yapmak zorunda mıyım? Emrah Bey hepsi gördü. Evet. Herkes gördü. Hatta kamera da açıktı ve bütün ya ekibimiz oradaydı. Ya benim bir ben bu saatten sonra sana laf söylemek zorunda ya. 55 yaşındaki kadın ya. 55 yaşındaki kadın ayıptır ya. Ustupa olmaz. Siz de konuşuyorsunuz. Arkadaşınla konuşmuyordunuz. Remziye teyze gelince siz çıkın mı dediniz? Yok, ya yok Esra abla, ben anlatabilir miyim? Hafta sonunda da içimde birikmiş. Gülşef Hanım da bana söylemiş oldu. Bir sürü soru işaretleri birikti. Baldim son kez de konuşayım. Bundan sonra hani olacaksa olsun her şey. Hani bitsin. Yani en azından pişman olmayayım. İşte sende soru işareti var. Bende evet. Koskoca bir ünlem var. Aramızdaki fark o. Hani sen bitirmek istemiyordun, şimdi böyle geri vites yapıyorsun? Ben her şeyi gördüm. Bu saatten sonra böyle bir insanla devam edersen ben aileme de kendime de yazık etmiş olurum. Kusura bakma. İşte böyle Esra abla böyle. Efendim? Konuşacak hiçbir şey yoktur Esra abla ya. Yani anneme karşı, belki de doğru söylüyor anneme bana. Karşı birisi Gülşef çıkıp da orada ben sana bu saatten sonra böyle bir açıklama yapmak zorunda yani, değilim tamam, diyemem. Yani tamam değilsin de o zaman ne konuşuyorsun arkadaşım? Niye geliyorsun konuşuyorsun? Hoşuna gidiyor çünkü. Allah Allah. Ne bir kadar şey güzel. Eda, bağırarak bir yerlere gelebileceğini mi düşünüyorsun? Eda hala seviyorlar mı sevmiyorlar mı diyorsun ya? Ya Allah Allah konuşma o zaman ya, konuşma. İki dakika önce ağlıyordu, konuşma. Şimdi gidiyorsun. Hayır konuşma o zaman umurumda değilsen. Valla çok değişik bir insansın. Evet öyle, o yüzden tercih ettin beni zaten. Şimdi yine tamam, ağla. Tamam o yüzden ağla tercih ettin. Yine, değişik bir belki. İnsan olduğum için tercih tutulur ettim. Belki ağla. Anladın mı? Neye tutulma sen? Bak benimle böyle bu şekilde konuşamazsın Tarık. Ben seninle saygısız konuşamazsın. Bir şekilde konuşamazsın. Tutulur mutulur ne tutulur? Ya sen bir kere bana laf yetiştiremiyorsun. Sadece ne bağırarak sadece işte aklındaki fikrindeki zihnindeki. Bir şey söyleyeceğim, neye kavgasını yapıyorsunuz? Ben de bilmiyorum ki Esra. İşte bilmiyor. Neye kavga ettiğini bile bilmiyor. Ben biliyorum Esra abla, ben açıklamasını yapabilirim. Çünkü o mantıksız bir şekilde bağırsın, sadece yaptığı şey o. İşte evet. Sen bana şöyle yapıyorsun, sen bana böyle... Çünkü yapacak bir açıklaması yok. Bu zaten zorda kalan psikolojikman, gerçekten psikoloji okuyan ya da psikologlar okudum varsa... Okudum ben, okudum. Okuduğunu hiç düşünmüyorum. Evet, böyle bir şey. Eğer bir insan karşınızda bağırıyorsa, bas bas bağırıyorsa ve hiçbir şey ifade edemiyorsa bu insanın yalan söylediği ya da çaresiz yani kaldığı anlamına gelir. Ya ne yalanı, Allah'ım çıldıracağım Esra'yı, ne yalanı diyor bu ya? Ya neyin yalanını söyleyeyim ben? Ya ne yalanı söylesene ya? Ya bugünkü günüm benim yalan galiba Esra. Allah beni imtihan ediyor ya, oruçlu oruç değil mi ederim ya? Arkadaşım, bak yemin ederim Allah bak ya. Yolunu açık etsin. Susun anne, neredesin Allah aşkına? Sen evet, bana tabii. Dün burada bir şey diyordun. Bir ben bıktım artık ya. Ne dediniz ablacığım? Arkadaki abla bir şey söylüyor Remziye teyzeye. Buyur ablacığım. Sen ne güzel kavga eder dedi. Sen bana. Ne güzel kavga eder mi? Ne demek o? Teyzenin fantezi evet. Dünyasına gel. Kayınvalide gelin. Yani Esra Hanım dışarıda bana yorumlar. Döver bile dedim. Efendim? Evlendikten sonra döver. Evet. Ne? Evlendikten sonra? Döver bile dedi. Yok Esra abla ya. Kimi döver? Ben şiddete karşı bir insanım olur mu ya?
Tövbe tövbe. Yani bir insan zaten Esra abla gerçekten 50-55 yaşındaki bir kadına Esra Hanım, ben ya sen benim konuşamazsın diyebiliyorsa Remziye teyze, bütün herkes dönsün burada, kötü bir şey değil bu. Yani... Arkadaşlar Allah rızası için dönseler, şimdi böyle kavga ettiler ya, birbirlerini yediler rahatladılar sonra. Dediler ki biz vazgeçemiyoruz birbirimizden, ne yaparsın? Ben öyle bir şey demem ama. Valla Tarık burayı yerleşsin, ne yaparlarsa yapsınlar. Evlatlıktan reddederim diyorsun. Reddetmem. Ne diyorsun ya? Ama ya o bir tane evladım. Bir tane ayıp gerçekten bak. Ama konuşmaz mısın? Şur dengem lütfen Pamuk. Tamam, ama lütfen. Şimdi Pamuk'la ben yapamayacağımı anladım. Evet. Yapamayacağımı anladım. Ben de anladım. Yani kimse hiç şey yapmasın, kızmasın. Olmayacak. Vallahi benimle yapamayan dünyada hiç kimseyle yapamaz. Ama siz evlenmeyeceksiniz. Çok komik ya. Ama çok komik. Şöyle bir şey. Benimle yapamayan dünyada hiç kimseyle yapamaz vallahi. Tarık kaldıramayacağını biliyorum. Anladım. Evet. Tamam yani ben seni ararsın zaten. Çok dert etme. Bir saniye teyze buyur ablacığım. Tarık'ın annesi diyor ki ben Pamuk'la yapamayacağımı anladım. Şimdi buyurun. Burada izlerken Tarık şu anda karar vermiş, bitirmiş, çok rahat. Bir şeyleri kendine ispatlamış. Ama Pamuk'un savunması bana çok enteresan geldi. Çünkü Pamuk'u başka zamanları da savunma görüyoruz. Yani savunsam mı, savunmasam mı? Kendi şeyleri, hatta şöyle bir cümle kuruyor ya. Ya ben böyle usubum. Saklıyor saklıyor, sonra benim usubum bu olmaz Pamuk. Hangi konuda hanımefendi? Annesi az önce dedim ki biz ikimiz özel bir şey konuşacağız. Birazdan. Evet belki benim söylemem doğru değildi. Bak ne güzel orada diyorsun. Cüneyt Bey dedi ki önce ama sizi alacağız. Sonra onu alacağız. Hanımefendi ben de konuşurken birazcık naif konuşuyorum. Yapacak tarzım. Naif. Belli ama şeyleri kullanıyorum. Naif. Çok giremez. Bayağı kendini törpülemen lazım. Yani evet, bunun arkasına saklanarak ben böyleyim, beni böyle kabul edin. Yok. Tamam. O zaman sen de Tarık'ı öyle kabul edeceksin. Tamam. Öyle mi söyledi? Teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Çok iyi bir izlemcisiniz. Çok teşekkürler. Öyle mi söyledin sen bana? Bir saniye Remziye teyzeciğim. Şu an oruçluyum var. Kafam ağrımaya başladı artık. Bak çok kaçıyor. Beynim oksijen gitmiyor yine. Bir şeyler olunca çok kaçıyor. Yani sizin tamam, kalbinizi diyorum, kırdı mı? Tamam. Çok kırdı. Çok. Konuşma stilleri çok farklı. Esra abla yani ben bugüne kadar anneme sen demedim. Açık söyleyeyim. Çok farklı konuşma stilleri. Tamam ben bir şey demiyorum. Bitti zaten. Onda ben zaten Tarık'la bir şey söyleyeceğim. Tarık tamam Tarık'la Tarık'la bitti. Evet. Ne çok Talip meraklısıymış bu da. Harbiden yani. Harbiden. Sen keşke 3 gün önceden aramaya başlasaydın ya. Yani Esra abla şöyle bir şey söyleyeyim. Aşığım, seviyorum, hala unutamadım diyor. Ben netim yine. Ben bitirdim diyor. Tamam sen aşığım sevmiyormuşsun diyor. Ne yapayım şimdi? 2 dakika sonra da tam ben yine taliplerimi arayayım diyor. Ne talipmiş arkadaş. İnşallah gelin arkadaşlar. Vallahi şunu birisi alıp götürsün gelin yani. Vallahi gelin. Buradan annelere sesleniyorum. Buradan ekran başındakini. Oruçluyum hesabı. Son bir saat kaldı. Esra abla yok. Bence evlilik çok ciddi bir müessese ve bence yani ben evlilik ciddi olduğu kadar Pamuk da ciddi olsa şu ana kadar evlenirdi diye düşünüyorum ben. Teşekkürler arkadaşlar. Sanki sen çok evlen. 31 yaşındasın. Ben daha 26 yaşındayım. İşte benim yaşım geldi. Ben evliliğe hazırım istiyse yani. Ben daha var demek ki sana göre. Neyse ya şimdi bu var konuları dedin, niye giriyoruz bence şimdi? Bence taliplerini de arama artık. Var. Evlenmene var. Hayır bana var da sana yani. Neyse Pamukcuğum. Neyse ben... Allah yolunu açık etsin. İnşallah yarından itibaren bir saniye, iyi taliplerin gelir. Amin sağ ol. Esra abla ne yapalım? Ne söylemek istiyorsun? Ya en iyisi ayrılmaları. Evet evet taliplerimi yani. Taliplerimi bekliyorum. Ay kızacağım. Ya insanların gözünde kısa daha da şey yapma. Ya ne o zaman ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Annen istemiyor. Sen istemiyorsun. Ne yapayım ben şimdi? Yok. Anne istemiyor beni. Bir dakika. Anne beni istiyor musun? İstiyor musun? Anne mi diyorsun? Hayır. Yani hayır. Taliplerini arada daha dur. Dakika bir gol bir. Yarına kadar bekle işte. Bir saniye. Yayına Remziye Hanım diye girip anne diye bitirmek Pamuk'a has bir şey. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.